Hocam merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Hocam diyelim. teşekkür ederim. Daha iyiyiz, daha da iyi olacağımızı umuyoruz. İnşallah. Siz de umarız daha iyisinizdir. Hani en azından bundan sonra ekonomiye dair belki de daha umutlu cümleler kurabilirsiniz. Diyeceğim ama. Çok ümit var değilim o konuda. Hocam sahaya inelim, somut bir konudan bahsedelim. O da döviz. Çünkü döviz dediğimizde seçimden önce dolar ne olacak soruları soruluyordu. Fakat bizim daha önemli bir sorumuz var şu an aslında. Tabii ki doların ne olacağı çok önemli bir gösterge olarak bile. Fakat bir taraftan da biz biliyoruz ki ihracatçılar kurun yüksek olmasını ister. Bu kendileri açısından haklıdır. Fakat bir taraftan da Türk lirasının kıymetli olması lazım makro politikaları için Türkiye'nin. Hani bir çelişki gibi görülür. Bu durumda acaba bu kurun yüksek seyrettiği dönemlerde ihracatçının yine de tatmin olmadığı dönemde ikili kur gündeme gelebilir mi? Sene başında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Nitekim ikili kur nedir size soralım ve bunun ekonomi yönetiminde vatandaşa bir faydası var mıdır? Sonuçları nedir? Ayrıca ihracatçı tatmin oldu mu gelinen noktada? Sondan başlayalım. İhracatçı huzursuz bu anlamda. Onun beklentisi çok daha farklı. Aslında doğal olanı yani piyasadaki döviz kurunun piyasa şartlarıyla belirlenmiş olması, kendi kendine oluşmuş olması bu itibar edilebilecek bir netice. Ama bugün baktığımızda bildiğimiz işte son e, 4 ayın içerisinde, 4 ay demeyelim 3 ayın içerisinde harcanan döviz tutarına baktığımızda sırf bu dövizle alakalı, döviz kurunu çıpalamayla alakalı, tam da açıklamada ifade edilen sözüyle söylemiş olayım, çıpalamayla alakalı 30 milyar dolara yakın bir rakamın yakılmış olduğunu biliyoruz. Yani bu aşikar ortada. Ee, şimdi ihracatçının buradaki dile getirdiği şey şu: Madem ki böyle bir gündeminiz yok, bir mecburiyetiniz var, yani bilmediğimiz sayıklarla da böyle bir mecburiyet içerisindesiniz, ya en azından e, ayrı bir ortam oluşturun, ayrı bir ortam hazırlayın. O ortamda ihracatçı kendisine özel bir kur uygulamasıyla muhatap olsun o uygulanan kur üzerinden de ne yapılmış olsun e, bu sıkıntılar bu sıkışıklıklar bu e, ihracatın önünü kesen engeller devletin bu politikasıyla e, teşvik ile de diyebilirsiniz e, giderilmiş olsun yani şimdi olabilir mi Evet olabilir ama bu genel itibariyle kapalı devre ekonomilerde ortaya çıkan bir sonuç. Yani Türkiye'nin ekonomik gerçekliğinin ne olduğunu aslında çok açıkça anlatan şeylerden bir tanesi bu. Taleplerden bir tanesi bu. Öylesine bir hale geldi ki hani deveye demişler, deve kuşuna demişler, yük taşı ben deve değilim kuşum, uç demişler ben kuş değil deveyim. Onun gibi bir absürtlük var söz konusu olan karşımızda. E şimdi ben hemen bir örnek vereyim mesela bununla ilgili hep Türkmenistan'dan örnek veriyordum Türkmenistan'da böyle bir uygulama yapıldı devlet kuru vardı yani piyasalara şey yapan cari olan bir kur vardı bir de özel bir kur vardı istismar ne diyelim ayrıcalıklı olan bir kur vardı şimdi bu ister istemez piyasalarda ikili bir ekonomi şeyi çıkartıyor karşınıza ama o Türkmenistan'ın ekonomik meselesine baktığımızda şartlarına baktığımızda o bir mecburiyetti çünkü ülke yeni bağımsız olmuş bir ülke belki ilk 5 senesinden bahsediyoruz bu bir ihtiyaçtı böylesine bir mecburiyet ortaya çıkmıştı ne oldu zaman içerisinde 5200 manatken bir dolar Piyasada karşılığı 22.000 bin, 24.000 bin manata kadar çıktı. Ya bakın resmi kur 5.200 yani 32 lira. İhracatçının talep ettiği kur 24.000 veya onun karşılığı neye denk geliyorsa 4 ile çarptığımızda ne, ne rakam çıkıyor Mehmet Bey? 120 liralar falan çıkıyor. Yani böylesine bir şeyi iddia etmiyorum. Böyle bir ihtiyacı var Türkiye ekonomisinin demiyorum. Türkmenistan'dan bir örnek veriyorum. Buraya nasıl evrildi? İlk önce 1'e 2 iken 1'e 3 oldu, 1'e 3'ten 1'e dörde ge geldi. Abi, bu bir ihtiyaç dedim. Neden? Çünkü e, devletin belli bir ticaret erbabının olması gerekiyordu. Bir e, kadrosunun oluşması gerekiyordu. Böyle bir kadro yoktu, böyle bir özel teşebbüs gücü yoktu Türkmenistan'ın. Bu teşviklerle verilen imkanlarla ne yapılmış oldu? Oraya bir akış oldu, girişimci akışı oldu ve bu vesileyle de belli bir şey oluşmuş oldu, sermaye oluşmuş oldu. Şimdi benzerini Türkiye için yapabilmek demek, düşünüyor olmak demek. insanın hep bir zaafiyeti var, hep daha çok kar etmek ister, hep daha az harcamak ister. Maksimum doyum, minimum gider orantısında bakıyor her şeye. Dolayısıyla bu belki ilk başta kontrollü olabilir ama sonrasında Türkmenistan'da da örneklerini gördüğümüz gibi, canlı örneklerini sonradan gördüğümüz gibi, Türkiye'de çok çok daha katlanarak gidecek bir olumsuzluğa taşır Türkiye'yi. Aynı kur e, baskılamak için oluşturulan o e, KKM'nin bir benzeri ortaya çıkmış olur, yaratılmış olur gerçekleştirilmiş olur. dolayısıyla bu ikilemi ancak ama ancak ekonominin gerçek kurallarını çalışıyor olmasıyla sağlanabilecek olduğunu yine hatırlatmış olalım. Yani ikili kur uygulamaktansa dövizin baskılanmasına son vermek yani tam bir serbest piyasa ekonomisine dönmek daha makul bir çözüm. Türk ekonomisinin çıkışına daha yoluna makul, ulaşmak için. Daha makul, daha makul ve daha çok tercih edilebilir. Ama o olduğunda bakın vatandaşın ferasetiyle başladık. Vatandaşın ferasetiyle kapatmış olalım. Vatandaş May mayıs 2023'te kendisine sunulanla Haziran 2023'te kendisine anlatılanların gerçekliği arasında bir şeyi fark etmiş oldu. Bu dediğimiz noktayı yaptığımız takdirde çok çok daha ilerisine Az önce bahsettiğimiz bazı şeylerden bahs vardı. Yolsuzluk dosyalarından falan bahsetmiştim. Onlara bile gerek kalmayacak şekilde bakın onlara bile gerek kalmayacak şekilde vatandaşın çok keskin bir şekilde iradesinin netleşeceği tamamen artık sorgular noktaya da taşınacağı bir sonuca taşıyacak olmasının mecburiyetiyle o gizliliği bu mevcudu yönetmeyi devam etmeyi sağlıyor iktidar tercih ediyor. Dolayısıyla o piyasa gerçeklerine girmeyi arzu etmiyor. Hep baskılamakla, hep talimatla, direktiflerle etkiliyor. Linkleri koparmaya devam ediyor. Birileri bağlıyor, inşa ediyor, öbürleri de koparıyor, dağıtıyor. Ama o gerçekler kendini çok acı bir şekilde gösteriyor ki vatandaş gitgide derinleşen bir krizin içerisinde hani belki de nasıl soluk alabilirim sorusuna cevap arayacak. Maalesef bu çok üzücü ve biz bunu sizinle ve diğer uzmanlarla bu ekranlardan haftalardır, aylardır hatta yıllardır ifade ediyoruz. Fakat dediğiniz gibi hep siyasi bir takım amaçlarla bu ekonomik gerçeklerin üstü örtülüyor. Hocam noktalarken eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hem seçim değerlendirmesi hem de ekonomik başlıklara dair yaptığınız değerlendirmeler için iyi çalışmalar diliyoruz tekrar görüşmek üzere. Tamam. Sevgili izleyiciler, ekonomist Profesör Sayın Ercan Ekmekçioğlu ile parametrede hem seçimi değerlendirdik hem de ekonomi başlıklarını ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Sayın Mehmet Şimşek'e hitaben kaleme aldığı açık bir mektup vardı. İlginç seçim sonrası belki de en çok üstünde durulması gereken konulardan biri. Tabii ki ekonomik gelişmeleri takip edecek ve siyasetle paralel olarak yine bu ekranda parametrede sizlere aktaracağız. Hoşçakalın.